Herkese merhabalar. 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı provamıza başlıyoruz. %100 soruların gelebileceği kesin çıkar dediğimiz süper bir yazılı provası hazırladık. Öncelikle sizler için konuları güzel bir şekilde özetleyeceğiz. Çıkabilecek konuları her birinin için sizlere süper ders notları hazırladık. Sonrasında da bu notlar bittikten sonra arkadaşlar hep birlikte sınavda çıkabilecek soruları beraber çözeceğiz. Sizler de eğer konuyu önceden çalıştıysanız, işinizi son günü bırakmadıysanız benimle beraber cevaplamaya çalışın. Eğer son gündeyseniz ve güzel bir şekilde tekrar edip iyi bir not almak istiyorsanız dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde sizlerin çalışması için yazılı notları da hazırladık. Yani liselerde bütün liselere uygun bir şekilde hem birinci hem de ikinci yazılı için Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide kullanabileceğiniz süper yazılı notlarımız hazır. Bunlardan da faydalandığınızda inşallah yazılarınızdan yüz alacaksınız. O zaman arkamıza yaslanalım, emniyet kemerlerimizi bağlayalım, koltuklarımızı dik konuma getirelim ve yazılı provamıza başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar ders notlarımız belli. Önce giriş konusu var. Buradan sınavda mutlaka mutlaka hocamız soru soracak. Yüzde izleyebiliyoruz. Çünkü daha sene başındayız. Eylül, Ekim şu anda güzel bir şekilde yazıldı. Bunu hocamız soracak. Hikaye konusunda hocamızın geldiği yere kadar ayrıntılarına kadar sorabileceğine dikkat edelim. Burada her öğrencinin, her hocanın kendine ait bir notu olması lazım. Burada biz tabii ki tüm kazanımlara göre en son yere gelinceye kadar anlattık ama belki de hocanız mesleğimleri daha işlememiş olabilir. Tanzimat hikayesini işlememiş olabilir muhtemelen işlemiştir diye düşünüp biz sizlere detaylı ayrıntılı birazcık da kazı kul aziz diyebileceğimiz yani zorlayıcı sorular hazırladık ki sınavınıza inşallah hiçbir soruyu kaçırmayın. Yazım noktalama zaten her zaman bilmemiz gereken şeyler. 5, 6, 7, 8, 9. sınıf, 10, 11, 12. sınıf ileride üniversite sınavına girdiğimizde de bundan iki soru bundan iki soru toplam 4 soru geliyor. Dolayısıyla çok değerli konu. Filimsiler adeta bir lokum. Bunu birazdan zaten sizlere çok güzel bir şekilde anlatacağım. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar Yazılı da yüzde yüz kesin çıkar diyebileceğimiz ilk bölüm burası. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler nelerdir diye bir soru soracak ya da hangi Türk edebiyatının dönemlere ayrılması ölçülerden biri değildir diyecek. Ya da bir edebiyatçının verdiği çalışmayı verip burada dönemlere ayrılmadaki ölçülerden hangilerinin önemli olduğunu söylemiştir diyecek. Birincisi arkadaşlar dil anlayışı. İkincisi dini yaşayış yani İslamiyet'ten önceki Türkler, İslamiyet'ten sonraki Türkler. İslamiyet'le tanıştığımızda biliyorsunuz durumlar değişiyor. Buna göre işte Allah sevgisi ilahiler yazıyoruz. Kültürel farklılaşma, sanat anlayışı. Edebi metinler ve coğrafya değişimi çok çok önemli arkadaşlar. Edebiyatımızın dönemler ayrılmasındaki bu altı şeyi çok net bilmeniz lazım. Evet şimdi geçiyoruz diğer sayfaya. Türk Edebiyatı'nın dönemlerinin. Edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında zaten ne demiştik? Sanat anlayışı vardı. Aynı zamanda dil anlayışı vardı. Din yaşı, dini yaşayış vardı. Edebi metinler vardı. Kültürel farklılaşma ve coğrafi değişim vardı. Bunlara bağlı olarak edebiyatımızı Mehmet Fuat Köprülü Edebiyat tarihi 3 ana bölüme ayırıyor. İslamiyetin kabulünden önceki sözlü ve yazılı dönemden oluşan Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisine gelişen Geçiş, Divan ve Halk Edebiyatı, Batı etkisi edebiyatına gelişen Tanzimat, Serhat Fünun, Fecrati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı. Buralar önemli çünkü burada mesela sade bir dille, hece ölçüsüyle, somut ögelerle şiirler yazılırken burada artık aruz ölçüsüyle biraz daha farklılaşmayı göreceğiz halk edebiyatı hariç. Ya da batı etkisine ise biraz daha serbest ölçüde şiirler yazmaya çalışacak sanatçılar. Şimdi Türkçenin tarihi dönemlerine baktığımızda yazılı kaynaklardan izlenemeyen karanlık dönemleri bilmemiz lazım. Burası <laughs> Türkçenin tarihi dönemlerine baktığımızda burada arkadaşlar bir yazılı kaynaklardan izlenemeyen karanlık bir dönem var. Burayı soramaz hoca zaten bilinmiyor. Eski Türkçe döneminde bir kök Türkler var. Uygurlar var bir de Karahanlılar var. Karahanlılar biliyorsunuz Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti. İslamiyet'i kabul ettikten sonra İslamiyet'in güzelliklerini anlatmak için ya da Araplara Türkçe öğretmek için eserler yazılıyor. Mesela Divan Hikmet, Atabetül Hakayık, Kutadgu Bilig böyle dini didaktik eserler. Divan-ı Lügatü Türk ise Araplara Türkçe öğretmek için yazılan eser. Şimdi burası belli. Karahanlılar'da hemen İslamiyet'i koyacağız. Buraya o zaman şöyle yeşil renk bir cami çiziyorum. Bunu aklınıza tutun arkadaşlar. Uygur döneminde ise Mani dinine inanıyorlar. Dolayısıyla Budizm'in etkisi altında Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitik, Kalyanamkara ve Papamkara gibi dini içerikli eserler yazıyorlar. Ama İslamiyet değil bu sefer. Bu seferki Mani Budizm. Köktürk döneminde ise Köktürk yazılarını görüyoruz. Böyle üç tane abide, Orhun abideleri. Bunu da bilmemiz lazım. Zaten Köktürklerde Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti. Dolayısıyla eski Türkçe'de Köktürk döneminde Orhun kitap abideleri... Uygur döneminde dini içerikli eserler. Karahanlı döneminde de bu dört önemli eser var. Sonrasında Batı Türkçesi var. Batı Türkçesi derken hocam eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi. Şimdi şöyle minnoş bir dünya haritası çizecek olursak mesela şöyle bir Kuzey Amerika, Güney Amerika yapalım. Şuraya bir Afrika yapalım. Şuraya bir Avrupa, şöyle Asya yapalım mesela. Şimdi biz Orta Asya'dan geldik ya Orta Asya'nın batısında Anadolu var. Dolayısıyla Batı Türkçesi deyince eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı ve Türkiye Türkçesi geliyor. Yani Esasında bizim esas mekanımız Orta Asya. Orta Asya'nın doğusunda işte Japonya, Çin falan var. Ama batısında Anadolu var. Dolayısıyla arkadaşlar Batı Türkçesi deyince eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olduğunu bileceğiz. Kuzey Doğu Türkçesi ise Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesi. Burası ise işte bu Yakutça, Çuvaçça gibi farklı olduğu yerler. Şimdi devam ediyoruz. Hikayeye bakalım. Hikayede arkadaşlar bunu dokuzuncu sınıfta da öğrenmiştik. Burada biraz daha detaya giriyor hocalarımız. Hatta biz de o detaylara da sizin için girdik. Sınavda yüzde yüz çıkacak dediğimiz bölümleri sizler için özetledik. Buraya dikkatli dinlemenizi istiyoruz arkadaşlar. Birincisi, şunu çok iyi bilmemiz lazım ki... ...hani edebiyatımızın dönemleri vardı ya... İşte ilk başta İslamiyet'in kabulünden önce sözlü dönemde destanlar var. Sonrasında bu destanlar... ...geçiş döneminde yani şu dönemde... ...Dede Korkut hikayeleri var geçiş döneminde. Sonrasında halk hikayeleri oluşuyor halk edebiyatında. Ve divan edebiyatta da mesleviler oluşuyor. Bunlar daha sonra batı etkisindeki edebiyatımıza yani tanzimat döneminde de ilk olarak hikaye olarak karşımıza geliyor. O zaman şunu bileceğiz. Bir, hikaye edebiyatımıza ilk hikaye Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaif Rivayet adlı eserler. Tamam bu ama batıdaki örneklerine bakılarak yazılmış. Bunun öncesinde tanzimat edebiyatında gelen hikayelerden önce ne vardı edebiyatımızda? Halk edebiyatında halk hikayeleri, divan edebiyatında mesleviler, söz dönemde de destanlar var diyeceksiniz destandan halk hikayelerine geçtiyse Dede Korkut hikayelerini ÖSYM e sormuş. Şimdi peki sınavda hocam bize kesin çıkacak yerleri söyleyin derseniz yüzde yüz Dede Korkut hikayelerini gelen özelliği çıkar. Nasıl çıkar? Bu şekilde yazdırabilir. Veya doğru yanlış yaptırabilir. veya da Dede Korkut hikayelerinden bir bölüm verip bu bölümü inceleyin ve karar verin. Burada ne oluyor der. Yani burada bu hikayelerin hangi özelliğini vurgulayabiliriz? Hangi özelliğini çıkarabiliriz diyebilir. Şimdi Birincisi Dede Korkut hikayelerinin yazarı belli değil. Anonim yani Dede Korkut hikayelerinde Dede Korkut yazmadı. Dede Korkut hikayelerdeki bilgi bizzat. Destandan halk hikayeciliğine geçiş özelliklerini gösteriyor bak. Destan böyle olağanüstülükler vardı. Halk hikayelerinde olağanüstülükler azalıyordu. Burada ise hem olağanüstülük var hem gerçekçilik var. Yani geçiş döneminde bu bir. İslamiyet öncesi ve sonrası yaşama tarzının özellikleri bir arada görülür. Bak burası İslamiyet öncesiydi. Burası İslamiyet'ti. İslamiyet dönemiydi. İslam yazıyorum buraya geçiş döneminin özellikleri var. Yani hem eski Türkçe var hem de Ramazan, namaz, Allah, peygamber, dini kelimeler var. Nazım nesir karışık halde. Yani konuşmalar şiir şeklinde bak konuşmalar şiir şeklinde olaylar anlatılar nesir yani düz yazı şeklinde. Nazım dediği şiir nesir dediği de düz yazı arkadaşlar bunu da aklınızda tutun. Mesela bu cümleyi yazmanız gerekiyor. Size bir metin verir tamam mı? Dedekortik halinden. İşte böyle ee, böyle böyle oldu, böyle oldu der. Sonra adam konuşmaya başlar şiir şeklinde. Sen diyeceksin ki bak, olaylar düz yazı şeklinde anlatılıyor, konuşmalar şiir şeklinde diyeceksin. Nazım Nesir, Karışık haydi. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Hikayelerin geçtiği coğrafya olan Hazar Denizi'nin doğusu ve batısıdır. Yani bakın, hemen Hazar Denizi'nin nerede olduğunu hatırlayalım. Şurası Anadolu ise burası Hazar Denizi. Hazar Denizi'nin doğusu ve batısı. Bunu bileceğiz. Oğuzların hayatını ve komşularıyla olan mücadelelerini konu ediniyor. Sevda, yiğitlik, olağanüstü varlıklarla mücadele temaları işleniyor. Demek ki olağanüstülükler varsa hala destan döneminin özelliği olduğunu da bileceğiz arkadaşlar. Zaten yazılı notlarımızda bununla alakalı detaylı bilgiler verdik. Sizler de eğer okulda hocanızın söylediklerini net bir şekilde yazdıysanız oradan da mutlaka faydalanın. Hoca yazdırdığı her şeyi sınavda yüzde yüz soracaktır. Biz burada tek tek özetledik. Her biriyle alakalı örnek de verdik hatta örnek metin de verdik. 12 ayın ismini de yazdık. Tek tek detaylandırdık. Eğer hocanız ekstra bir şey yazdıysa ya da bunu sormayacağım dediyse onlara da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Ama milletim Bakanlığı kazanılan uygun şekilde buraya da yazdık. Devam ediyorum. Halk hikayelerinin genel özellikleri. Şimdi destandan halk hikayelerine geçmiştik. Orada ne vardı? Arada Arada Dede Korkut hikayeleri vardı. Şimdi halk hikayelerindeyiz. Halk hikayeleri yine halkın ortak malı olan anonim hikayeler destana göre kişilerde ve olaylarda olağanüstülük azalıyor. Yani gerçek hayata yaklaşıyoruz artık. Genellikle aşk ve kahramanlık konuları var. Yine konuşmalar şiir şeklinde, olaylar düz şeklinde, şiirler saz eşliğinde şairlerce anlatılıyor. Geldik Mesnevi'ye. Mesnevi, hocam Mesnevi'ye nasıl geldik? Mesneviyi şurası bak. Şimdi burada olağanüstülük vardı, burada olağanüstülük azalmıştı, burada da olağanüstülük daha da azaldı. Burada ise Mesnevi'de ise bir divan edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılmış, ...beyitlerle yazılmış. Yani Nazım Birim beyit olan... ...esasında uzaktan baktığında şiir gibi duran ama esasında... ...hikayeler var. Yani romanlar var. Mesneviler günümüzdeki roman hikayenin öncesi. Nazım Birim beyittir. Yani Mesnevi'ye baktığın zaman şöyle duruyor. 2-2 yazılmış. Satırlar halinde yazılmış. Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılmış. İşte A-A, B-B, C-C, D-D diye yazılmış. Giden bir şiir esasında. Ama bir olay anlatılıyor. Nazım Birim'i beyit. Evet. Beyit sayısının belli bir sınırı yok. Evet. Devam ediyoruz. Her beyit kendi içinde uyaklı. A, A, B, B, C, C. Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılıyor. Evet bunu görebiliyoruz. Aşk, kahramanlık, tasavvuf gibi temalar için. Bilhassa tasavvuf çok önemli. Yani Allah sevgisi çok önemli. Hani Leyla ve Mecnun. Ya orada Leyla'dan Mecnun'dan bahsetmiyor. Allah sevgisi var. Hamse, Arapça'da beş demek. Vahid, İsnani, Selase, Erba, Hamse. Hamse beş demek. Hamse eşittir beş çarpı meslevi. Matematiksel olarak tanımı bu. Yani beş meslevi yazdıysan, beş tane roman yazdıysan diğer bir de işte Mesnevi sahibi olmuş oluyorsun. Beş tane mesnevi yazdıysan hamsi sahibi olmuş oluyorsun dolayısıyla. Divan Edebiyatı'nda beş mesnevinin bir araya toplanmasından oluşan eserlere hamsi diyoruz. Edebiyatımızdaki ilk hamsi sahibi sanatçının Alişer Nevai olduğunu da hocanız söylediyse yüzde yüz sorar arkadaşlar. Çünkü hamsiyi ilk yazdığı, ilk kimin yazdığı üniversite sınavlarında çok sorulmuş. Devam ediyoruz. Buradaki mesnevilerden hocanız hangilerini yazdırdıysa onu da yüzde yüz sınavda soracaklar arkadaşlar. Çünkü bunlar ileride gireceğiniz üniversite sınavlarında da çok sorulan eserler hocanıza yazılda bunları değindiyse soracaktır. Buraya dikkat edin. Şimdi bu mesneviler çok değerli. Şey, yani bunlar mesela hani diyoruz ya işte Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanı. Bu bir roman ya. Bu ne kadar değerli. Aynı şekilde bunlar da bir roman ama bir mesnevi şeklinde yazılmış hikayeler. Ve aşk hikayeleri gibi duruyor ama esas Allah aşkı anlatılıyor. İkincisi de, ikincisi de bunlar divan edebiyat döneminde yazılmış şiir şeklindeki eserler. Bir, Şeyyat Hamza Yusuf ve Zeliha. Yani Yusuf ve Züleyha. Yunus Emre'nin Risale-i Nüsiyesi bak. Çıkma ihtimali yükseklere yıldız koyuyorum. Yani nasihatler anlatıyor burada. Gülşehri'nin Mantıkut Tayrı. Aşık Paşa'nın Garipnamesi. Ahmedi'nin İskendernamesi. Süleyman Çelebi'nin Vesület-i Necat'ı. Yani bu günümüzde hani camilerde mevlüt okutuluyor ya işte bu o. Mevlüt dediğimiz şey bu. Peygamberimizin hayatı anlatılıyor. Kurtuluş vesilesi. Şeyhi'nin Harnamesi bakın. Bunu kesin sorar hocam. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u veya Bengü Badesi, Nabi'nin Hayriyesi, Şeyh hüsn Hüsnü Aşkı sınavda çok yüksek sorulma ihtimali olan eserlerdir. Bunları yazdırdıysa hepsini bunların içinden bunları sorar. Ya da hepsini sorabilir. Dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Burası önemli. Şu anda bir soruya bakıyorsunuz. Gelelim Cumhuriyet öncesindeki hikayeye. İlk yerli hikaye Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı letaifi rivayet demiştik. Bunun çok önemli olduğunu söyledik. Üniversite sınavlarında 4-5 kez soruldu. Sınavınızda da hocanız soracaktır. İlk hikaye düşünsene edebiyatımızın ilk hikaye. Öncesinde ne vardı? İşte destanlar, dedikodlu hikayeleri, mesleviler, halk hikayeleri vardı. Batılı anlamdaki ilk başarılı hikaye ise Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler adlı eser. Bu da yine çok değerli. Bunu da hocanız soracaktır. Boşluk doldurma olarak ya da test sorusu olarak. Şimdi hikayelere baktığımızda Tanzimat döneminde toplum için sanat yapılıyor. O yüzden hikayelerde böyle duygularla halkı yönlendirmeye çalışıyorlar. Halk hikayesi etkisi var ve duygusal acıklı. İkinci dönemde ise sanat için sanat olduğu için batı tarzı hayatı realist bir şekilde, gerçekçi bir şekilde aktarıyorlar. Sertifiyonun döneminde yine e, mapasan tarzı olay hikayeleri var. E, Anadolu'da anlatılsa bile aşk, aile, evlilik konuları var. Milli edebiyatta durum değişiyor. Milli edebiyata baktığımız zaman artık bayrakları asıyoruz. Niye? Türkçülük ve realizm var. Yerli ve milli bir edebiyat, sade bir dil var. Ya Zaten eğer sen bayrağı asıp Türkçülük dediysen daha böyle Arapça, Farsça kelimeleri falan kullanmana gerek yok. Net bir şekilde ne yapman lazım? Türkçü, sade bir dil kullanman lazım. Anadolu'yu, memleketi, kurtuluş savaşını anlatman lazım. Şimdi burada yine sorulabilecek bazı önemli eserlerin altını çizmek, buraya dikkat etmeniz gerektiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Yazılı notlarımızda bunlardan değindik. Siz de hocanız notlarda bunlardan hangisine değindiyse yüzde yüz çıkar diyebilirsiniz. Şimdi Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayat adlı eserini ilk hikaye olduğu için hocanız sorabilir. Bu bir. Bu bir. Sami Paşizade küçük şeylerinin ilk gerçekçi öykü olduğu için soracağını söyledik. Ömer Seyfettin'i test şeklinde sorar. Yani bu eserler kime aittir diyebilir ya da Ömer Seyfettin'in olay öykücüsü olduğu sorulabilir. Yani Mapasan tarzı olay öyküleri yazdığı sorulabilir. Veyahut da Ömer Seyfettin'in hikayeciliği meslek ilk sanatçı olduğu sorulabilir. Refik Halit Karay benim en sevdiğim yazar. Yani ben hoca olsam kesin memleket hikayeleri ve gurbet hikayelerini kim yazdı diye sorardım. Hatta öğrencilere de okuyun mutlaka okumadan gelmeyin yani buradan soru soracağım derdim. Çok değerli eserler ama hocanız benim gibi düşünmeyebilir, sormayabilir. Ama ben çok beğendiğim bir e, me, milli edebiyat yazarı Refik Halit Karay. Hadi var Harap Mabetler yine değerli bunu hocanız sorabilir. Bakın yıldız koyuyorum yine sorulabileceklere. Yakup Kadri Karosmanoğlu Milli Savaş Hikayeleri. Reşat Nuri Güntekin'in Leyla ile Mecnun'u bu milletim kitaplarından çok gözüküyor. Memdu Şevket Esendal'da durum öykücüsü yani kesit öykücüsü. Hocam durum öyküsü ne demektir ya diyebilirsiniz. Hayatın belli bir anı belli bir kesti aktarılıyorsa burada durum öyküsü kesit öyküsü vardır. Yani adam gidiyor bir işte bankın üzerine oturuyorsa deniz kenarında böyle denizi izliyorsa. Burada bir hayatın kesti var bu kadar. Bir hikaye böyle bitiyorsa o bir kesti hikayesi. Ama olay hikayelerinde bir olay var. Bir şeyler oluyor sonra eyvah ne oldu falan böyle... Merak var ve en sonunda da böyle sürpriz bir sonla bitiyor. İşte o olay hikayesi. E, Refik Halit Karay'da Ömer Seyfettin'de hep olay hikayeleri vardır. Şimdi geldik filmsiye. Filmsi çok kolay. Filmsi hemen anlatacağım ama isterseniz gelin isterseniz şöyle bir edebiyat sorularıyla devam edelim. Sonrasında filmsi de sizlere göstereceğim. Dünyanın en kolay konusu için endişelenmenize gerek yok. Bunu şöyle kenara alıyorum birazdan göstereceğim için. Hemen boşluk doldurmalarla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Kemal Tahir, Devlet Ana, Tarık Buğra, Osmancık adlı romanlarında Nokta nokta bilimle yararlanmıştır diyor. Şimdi bak Osmancık, Osmanlı, devlet ana yine burada hep tarih bilimine yararlandığını söyleyebiliriz. Yani edebiyatta başka bilimlerden yararlanabiliyor. Hatta bunu şu dersimizin başında buradan hoca giriş ünitesi sorar demiştik ya. Şurayı bir daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurası nerede? Şimdi edebiyat tarih ilişkisi nedir derse hocası şunu söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki buradan da hatta kesin çıkacağını söylemiştik bir daha koyalım bu kağıdı. Tarih insanın geçmişte yaşadığı olayları anlatıyor. Edebiyat da insana hizmet ediyor. Dolayısıyla edebiyat tarihten, tarih edebiyattan faydalanır diyeceksiniz. Yani dünyada e, insan için yapılmayan ne var? Her şey insan için yapılıyor. O zaman tarih de insan için hazırlanıyor. E, din de insanlar için. E, o zaman edebiyat da insanlar için olduğuna göre insan özlüsü etrafında toplanıyorlar. Ve insan bağlamında birbirine destek oluyorlar gibi bir genel cümle kurabilirsiniz. Ama işte edebi eserlerde tarihten faydalanılıyor. Tarihçiler edebiyat kitaplarına yazan bilgilerden faydalanabiliyorlar. Dinle edebiyat arasında yine ilişki var. Yani insan, işte biz İslamiyet önceki Türk edebiyatı diyoruz, İslamiyet etkisi ne diyoruz, işte Batı etkisi diyoruz... ...veyahut da Uygurlar, Mani seçince dini içerikli eserler yazıyorlar. Buralar önemli arkadaşlar. Şimdi, geldik buraya. Bir de tabii ki burada bir şey daha var. Ee, Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri de hocanız yüzde yüz soracaktır. Bunu da hemen burada dile getirmek istiyorum. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri de yüzde yüz soracaklardır. Hatta bunu da yazılı notlarımıza gösterdik. Bakın yazıyorum buraya bir kez daha. Kök Türk alfabesi var arkadaşlar. Kök Türk alfabesi şu T büyük ayrı yazılıyor. Uygur alfabesi kullanıyoruz. Arap alfabesi kullanıyoruz. Kiril alfabesi kullanıyoruz ve 1928 yılında harf devrimiyle Latin alfabesi kullanıyoruz. Burası da çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz boşlukları doldurmaya. Evet. Türkler tarih boyunca zaten bunu sormuşuz gene söyledik. Kök Türk alfabesi kullanıyor dedik. Uygur alfabesi kullanıyor sırasıyla. Arap alfabesi kullanıyoruz. E, Kiril alfabesi kullanıyoruz ve 1928 yılından sonra da Latin alfabesi kullanıyoruz. Irk Bitik adlı eser Türkçenin tarihsel gelişimi içinde eski Türkçe döneminin ürünüdür. Hatırlarsanız Uygurlar döneminde yazılmış bir eserdi ve eski Türkçe geliyordu. Hatta burayı bir kez daha şuradan gösterelim karışıklık olmaması için. Nerede? Ha şurası. Demiştik ki karanlara bir cami resmi çizmiştik. Kutat Gubilik, Divan-ı Türk yani Yusuf Hasacı bin yazdığı bu eser, Kaşgarlı Mahmud'un, işte Edip Ahmet Yükneki'nin yazdığı, Ahmet Yesevi'nin yazdığı bu eserler Karahanlı dönemine ait. Ama eski Türkçü döneminde. Altın Yaruk, Sekiz Yükmek, Irk Bitik, Kalyanam Kara ve Papam Kara eski Türkçe yine Uygur dönemine ait. Kök Türk yazıları da Orhun abileri burada yine eski Türkçe dönem. Mesela Kutat Gubilik bir mesnevi. Aruz ölçüsüyle yazılıyor ama Uygur alfabesiyle yazılıyor. Bunu da bilmenizi isterim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Divan edebiyatında beş mesnevinin bir araya toplanmasından oluşan esere ne diyorduk? Az önce öğrenmiştik. Hamse diyoruz. Edebiyatımızdaki ilk hikaye Letaif-i Rivayat'tı. Kim yazmış arkadaşlar? İnşallah hatırlıyorsunuzdur. Ben bir kez daha söylüyorum. Ahmet Mithat Efendi yazmıştım. Sami Paşadade aynı yazdığı Küçük Şeyler adlı e, kitaptaki hikayeler Batı tekniğine uygun başarılı hikayelerin ilk örnekleri kabul edildiğini de bileceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi edebiyatımızın dönemleri. Burayı da size buraları yazıp buraları doldurun diyebilir. Ya da buraları e, boş bırakıp buraları doldurun diyebilir. Biz kolay yaptık kendimiz için. Hocanız da bizim gibi insaflı olup buraları da sorabilir. Buraları doldurup buraları yazmanızı isteyebilir. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Birincisi İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatı sözlü ve yazılı dönemden oluşuyor. Bunu bir kere yazalım. Bu bir. İkincisi İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı. İslamiyet etkisinde. Bu Milliyetin Bakanlığı kitaplarında da olan bir tablo. Bunu kesin soruyor hocalar. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı. Bir de tabii ki Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı. Batı'dan etkileniyoruz ve Fransız kültüründen esinlenerek eserler yazıyoruz. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı. Bu sayfayı da, bu tabloyu da hocanız size soracaktır. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu metin, Türkçe'nin hangi döneminin ürünüdür diyor. Bakalım. Kişi oğlu da eze eçüm apan bumen kağan istemi kağan olurmuş. Türk budanın ilin töresini tutabilmiş. Tört bulun kopya ermiş. Temir kapıka tek kondurmuş. İkin ara oksuz köktürk. Ança olur ermiş. Bilge kağan ermiş. Alp kağan ermiş. Bak. Bilge kağan diyor. Yani bu Orhun kitabeleri. Yani bu... Orhun abideleri yani Köktürk yazıları yani eski Türkçe dönemi yani cevabımız A seçeneği. Zaten Osmanlı'da ya da Anadolu'da böyle konuşulmadığını biliyoruz. Bu Orta Asya'daki Türkçe olduğunu hemen bileceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. Dede Korkut hikayelerinden yüzde yüz soru gelir demiştik. Özetlemiştik. Şimdi biz de sorumuzu sizler için hazırladık getirdik yanınıza. Bakalım. Doğru yanlış diyor. Korkut ata olarak anılan Ozan tarafından yazılmıştır. Yok öyle bir şey. Bu anonim diyor. Bu yanlış. Dede Korkut hikayeleri anonim. Bütün nüshalarında bir ön sözü 15 hikaye yer alır. Hayır, bütün nüshalarında bir ön söz yok. 15 hikaye var ama bir ön söz var sadece. Destanlar halk hikayecine geçiş özelliklerini gösterir. Bu doğru. Bu üniversitede çıkmış. İslamiyet öncesi ve sonrasının özellikleri bir arada görülür. Bu da yine doğru arkadaşlar. Bu arada dedikodu hikayeleri 12 hikayeden oluşuyor. 12 hikayeden yer alıyor ama yeni hikayeler bulunduğu için bunun sayısı sürekli değişiyor. Hocanız e, muhtemelen kaç hikaye olduğunu söylemeyecektir. Yani kaç hikaye vardır diye sormayacaktır. Çünkü yeni hikayeler bulunuyor, keşfediliyor ve sayısı artabiliyor. Ama siz yine de eğer sorulursa üniversite sınavında ÖSM'de 12 hikaye olduğu sorulmuş. Dolayısıyla siz 12 sayısını bilmenizi isterim. Hatta biz de kitabımızda bir ön söz ve 12 hikayeden oluşur demiştik. O yüzden buradaki 15'i de şöyle bir çizelim. Ama yeni hikayeler bulunuyor ekleniyor. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Bütünüyle nesir şeklindedir. Yanlış. Nazım nesir karışık hatırlarsanız konuşmalar şiir şeklindeydi. Nazımdı. Olaylar düz yazı şeklindeydi. 11. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Bu da yine yanlış. Yazıya 15. yüzyıla geçiyor. Yani şöyle 15 olması lazım. Oğuz Türklerinin hayatını ve komşularıyla olan mücadele konu edinir. Bu doğru. Bu da üniversiteden sorulmuş bir ifade. Sevda, yiğitlik, olağanüstü varlıklarla mücadele temaları işleniyor. Bu da yine doğru arkadaşlar. Mesela Deli Dumrul'un hikayesi var. Deli Dumrul e, ...işte beni kimse öldüremez, ben herkesi korurum, herkesi kurtarırım, ben herkesi öldürürüm diye düşünüyor. Sonra bir gün duyuyor ki biri ölmüş. Kim ölmüş? İşte bir komşu ölmüş. Kim öldürmüş? Azrail. Azrail kim ya diyor. Ben diyor Azrail'i de yenerim diyor. Sonra Azrail gelince anlıyor ki Azrail'i Allah gönderiyor. Bu sefer tırsıyor. İşte pardon abi yanlış yaptık pardon falan böyle Azrail'le Azrail üzerinden Allah'tan özür diliyor. Pardon demek istiyor. Yani yanlış yaptım ben affet beni Allah'ım diyor. Azrail'e de böyle ne olur beni Allah'ın affetmesini sağla diyor. Fakat Azrail de yok diyor. Emir geldi. Seni yerine can verecek birini bulacaksın. E adam da ne yapacak? Annesine gidiyor. Annesi vermiyor canını oğlu için. Babasına gidiyor. Babası da canını vermiyor. Eyvah diyor. Adam gittik diyor deli dumur. Deli oluyor. Ama sonrasında eşi diyor ki ben senin için canımı veririm. Sen olmayınca hayatın önem vardı. Yani sevda konusu var. Anlatabildim Ama olağanüstü varlıklarla da mücadele ediyor. Azrail'le mücadele edebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Tahir ile Zühre birbirine böyle bir şey çıkar demişim hatırlıyor musunuz? Böyle bir düz yazı ve şiirin olduğu bir yer verir. Mensur ve manzum parçalar içerir diyebilir. Sen ki burası mesela manzum yani konuşmalar manzum. Olaylar düz yazı olur demiştim ya buraya manzum buraya mensur yazarsan hoca der ki bu biliyor. Bu adam bu işi biliyor bu öğrencim bu işi biliyor diyebilir. Şimdi bir halk hikayesinden alınmıştır diyor. Evet Tahir ile Zühre bir halk hikayesi. Mensur ve burası mensur nesir yani düz yazı ve manzum parçalar var. Ait olduğu dönem dil özellikleri yansıtır. Bakalım Tahir ile Züre birbirine türküler söylemeye devam ederler. Bir gün Tahir bir saz ustası görür ve ondan kendisine saz çalmayı öğretmesini ister. Tahir saz çalarak türküler söylemeye başlar. Bayağı sade bir dili var. Zühredir benim yarem, Zülfü telidir darım. Cevretme Zühre canım, yoktur sabra kararım. Evet, ait olduğu dönemin sade dilini yansıtıyor. Aşk teması üzerine kurulmuştur. Evet, Tahir ile Zühre'nin aşk teması olduğu belli zaten. Olağanüstü ögeye yer verilmiştir. Şimdi, ögeler azalmıştı. Ama burada olabilir. Ama burada hoca okumanı istiyor demek ki. Otur uğraş bul diyor yani. Bakalım olağanüstü görebileceğiz mi? Türkü söylemek olağanüstü bir şey değil. Saz ustası görüyorlar. Ondan kendisine saz çalma öğretmesini istiyorlar. Ee, saz çalmayı öğreniyor. Kısa süre içinde o kadar güzel saz çalarlar ki onlardan iyi kimse saz çalamaz. Bu da olabilir. Bir gün Tahir Zühre'nin yan otururken şu türküyü söyler. Bu da olabilir. Dolayısıyla olağanüstü ögelere yer verilmemiş. Olabilirdi ama yok şu anda. Geldik buraya. Aşağıdaki mesleleri yazarlarıyla eşleştiriniz diyor. Buradan soru gelir demiştik. Hocanız neleri yazdırırsa ona dikkat edin demiştik. Biz de hazırladık. Hemen soralım. Risaletin Nüsiye Yunus Emre neser arkadaşlar. Bakın ben birin C olduğunu şöyle yazıyorum. Hatta bunu da aynı renge boyuyorum ki kafanız karışmasın. Risaletin Nüsiye Yunus Emre'ye ait bir eser. Devam ediyorum. Mantıkut Tayr Gülşehri'ye ait bir eser. O yüzden ikiye D yazıyorum ve bunu da böyle aynı renge turuncuya boyuyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Vesilet-i Necat, kurtuluş vesileti. Bak vesilet-i Necat, mevlüt demiştik. Bu da Süleyman Çelebi'ye ait. Süleyman Camii'nde mevlüt okutuluyor diye aklınızda tutabilirsiniz. Üçe A diyorum. Dörde bakıyoruz. Dörde de pembiş renk koyuyorum. Niye? Leyla ve Mecnun. Allah aşkı esasında. Fuzuli'nin eseri. Hüsnü aşkı da sarı yapalım. Hüsnü aşk, Şeyh Galib'in eseri. O zaman şöyle yapalım. E, bu pembiş olan dört E'ydi. Fuzuli. Beşi de B yapıyorum. Bunu sarı yapmıyorum çünkü gözükmez diye. Anlaştık mı arkadaşlar? Geldik. Bu parça boş bırakılan yeri aşağıdaki hangisi getirilemez diyor. Bakalım. Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarındandır. Selanik'te çıkan Genç Kalemler Dergisi'ne yayınlanan Yeni Lisan Başlıklı Makalesi'nde sade dil anlayışını savunmuştur. Ziya Gökalp ve Ali Canip yöntemle Milli Edebiyat Davası uğruna çalışmıştır. Olay hikayeciliğinin önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Hikayelerinde konularını gündelik hayattan, anılarından ve tarihten almıştır. Sanatçının hikaye türünde eserler arasında diyor. Şimdi buradaki sanatçımızın bir kere Ömer Seyfettin olduğunu bileceğiz. Ömer Seyfettin net bir şekilde edebiyatımızdaki en büyük olay hikayecilerinden biri. Beyaz Lale yazıyor. Yüksek Ökçeleri, Bahar ve Kelebekleri İlk Düşen akı yazıyor. Ama memleket hikayelerini hatırlarsanız ben çok seviyorum. Kesin ben olsam bunu sorarım dediğim kişi Refik Halit Kara yazıyor. Memleket hikayeleri ve grubet hikayeleri Refik Halit Kara'ya ait arkadaşlar. Geldik. Film sorusuna. Hocam film sorusuna geldik ama filmsi anlatmadınız diyebilirsiniz. O yüzden şimdi hemen filmsi sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Bakın. Burada şuradan bir boş sayfa bulalım ki karışıklık olmasın. Nerede? Ha. Şurayı anlatalım. Bakın şimdi. Işte. mantığımız şuydu arkadaşlar. Hani bunu eski örneklerimizden vererek anlatacağım ki daha iyi anlayın. Türkçe'de hatırlarsanız sözcükler vagonlar gibiydi. Bir de bu vagonların hareket etmesini sağlayan ...lokomotif vardı. Bu lokomotif ...biz ne diyorduk arkadaşlar hatırlarsanız ortaokuldan? Yüklem diyorduk. Yani bir cümlede... ...mesela bir cümle yazıyorum. Diyelim ki... ...öğrenciler... ...öğrenciler... ...yarınki... ...sınav... ...için diye bir cümle olmaz. Yani... ...bir, iki, üç, dört tane kelime koydum ben... ...diye cümle olmaz. Dört tane vagon koydum diye... ...tren gitmez diyorduk. Öğrenciler yarınki sınav için... ...hazırlanıyor... ...dediğimizde burada bir cümle oluşuyordu. Lokomotif geldi, tren hareket ediyor. Yüklem geldi, cümle oluştu. Yüklem yoksa biz buna eksiltili cümle diyorduk veya cümle demiyorduk. Bu böyle boş bir şey diyorduk yani. Şimdi öğrenciler yarınki sınav için hazırlanıyor dedik. Şimdi peki bundan sonra ne yapacağız hocam? Bundan sonrası çok önemli. Filmsi bulmak için önce yüklemi buluyoruz. Bir, sonra geriye kalanlardan mame iki alanlara bakıyorsunuz. Bakın mame ile olumsuz yapılabilenlere bakıyorsunuz. Şimdi öğrenciler mame iki alıyor mu? Almıyor. Yarınki almıyor. Sınav alıyor mu? İçin alıyor mu? Almıyor. O zaman bu cümlede filmsi yok. Şimdi filmsi olan bir cümle yapalım bir de ona bakın. Öğrenciler sınava hazırlanmak diyelim. Böyle bir cümle olur mu? Öğrenciler sınava hazırlanmak. Olmaz. O zaman bu cümlenin lokomotifi yok. Bu trenin lokomotifi yok, bu cümlenin yüklemi yok dedik. Lokomotifi getirdik. Şimdi yüklemi buldum yine, istiyor. Sonrası geriye kalanlardan mameye meyke alanlara bakıyordum. Öğrenciler almıyor. Sınav almıyor. Hazırlanmak, hazırlanmamak diyebiliyorsun bak. Hazırlanmak, hazırlanmamak diyebiliyorsun. O zaman burada net bir şekilde bir filmsi var diyebilirsin. Şimdi fiilimsiyi bulmayı öğrendik. Tamam. O zaman bir denetleyelim gerçekten bulabiliyor muyuz? Ee, gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı diye bir cümle olur mu? Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı. Böyle bir şey olmaz. Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı baktı diyelim mesela. Ha, şimdi lokomotif geldi cümle oluştu diyebiliriz. Sonra geriye kalanlardan mavi kalanlara bakıyorduk. Gelenlerin gelmeyenlerin olduğunu olmadığını anlamak anlamamak İsteyince istemeyince diyebiliyorsun. İşte bunlar da oluyor. Gelen en eki aldığı için sıfat fiil oluyor. Dık eki aldığı için sıfat fiil oluyor. Mayışmak eki aldığı için isim fiil oluyor. Önce eki aldığı için zarf fiil oluyor. Bunları da eklerine göre belirliyoruz. Ama önce fiilimsi bulmamız lazım. Fiilimsi de yüklemi bulduktan sonra geriye kalanlardan, mame eki alanlara bakarak bulabiliyoruz. Mayışmak eki alırsa isim fiil oluyor. An esi mezar dikecek mi şeklinden alırsa sıfat fiil oluyor. Diğer ekler de zarf fiil ekler oluyor. Şimdi gel bakalım hangisi filmsi yoktur diyor. Ne yapıyoruz? Kural bir. Önce lokomotifi buluyoruz. Sonra geriye kalanlardan mami iki alanlara bakıyoruz. Bin yılların ötesinden yola çıkan cam kimi zaman bir koku şişesi bazense karanlığı aydınlatan bir kandil olmuştur. Şimdi olmuştur'u koyduk mu Dükülüm olarak buraya koyduk. Şimdi bin yılların ötesinden yola çıkan çıkmayan kimi zaman bir koku şişesi bazense karanlığı aydınlatan aydınlatmayan bir kandil olmuştur diyebiliriz. An ekleri almış iki tane sıfat filmimiz var. O yüzden bir de filmsi olduğu için A seçeneğini ve B seçeneğini eliyorum. Çünkü 1 üç ve bir dört demiş. Geç. Cam sanatı ile ilgili ilk örneklere Doğu Akdeniz çevresine rastlıyoruz. Rastlıyoruz'u yüklem olduğu için dikdörtgen için alıyorum. Cam sanatı ile ilgili ilk örneklere Doğu Akdeniz... Burada mavi alan yok. İki cevaplarımızın içerisinde olacak. O yüzden E'yi de eliyorum. Çünkü iki de filmsi yok. Akdeniz'i dize getirerek tüccar kolonileri kuran Fenikeliler Cam sanatının eşsiz örneklerini de oluşturmuş. hemen dikdörtgen için alıyorum. Getirerek getirmeyerek fiilimsimiz var. Kuran kurmayan fiilimsimiz var. O zaman burada iki tane fiilimsi olduğu için üçte filmsi vardır diyorum. C'yi deliyorum. O zaman cevap 2 ve 4. ama kontrol ediyoruz. Doğu Akdeniz'in gezgin tüccarları çeşitli kokuları ve değerli ilaçları bu şişelerde dönemin seçkinlerine ulaştırmış. Şimdi bu yüklem ama sonrasında ne Doğu ne Akdeniz ne gezgin ne tüccar ne de diğer sözcükler mame ile olumsuz yapılmıyor. Bakın sakın sakın değerli değersiz diye olumsuz yapmayın. Mameli olmuş yapmanız lazım. Usta eller büyülü bir malzeme olan camı şekillendirmeye geleneksel tekniklerle modern teknikleri birleştirerek bugün de devam ediyor. Bak birleştirerek birleştirmeyerek şekillendirmeye şekillendirmemeye olan olmayan diyebiliyoruz. Burada da filmsi var. O yüzden cevabımız 2 ve 4. Şu cümlede yüklemi bulduktan sonra mame alan bulamadık. Şu cümlede yüklemi bulduktan sonra mame alan bulamadık arkadaşlar. Geldik yazım kurallarına. Tarih boyunca bol ile tanınan bu alımlı kenttekiler getirebiliyorsak ki olan yerde bitişik yazılması gerekiyordu. Kenttekiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bitişik yazılması lazım. Bitişik yazılmış. Ama şöyle olsaydı mesela. Gel ki göreyim seni deseydi. Gel ki göreyim seni. Gelkiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılması lazım. Bak bunun ayrı yazılması lazım. Gelkiler diyemiyoruz. Ama kenttekiler, seninkiler, Ali'ninkiler diyebiliyorsun. O zaman bu bitişik yazılacak. Bugün... Bugün bitiş yazılır. Tanınmaz halde. Çengelköy Meydanı demiş. Arkadaşlar bu üniversiteden çıkmış. Taksim Meydanı diye sormuş. Dolayısıyla Çengelköy Meydanı'nda M'si büyük yazılmalıydı. O yüzden cevap C seçeneği. Ahmet A'sı büyük yazılır. Restorasyon da bu şekilde yazılır. O yüzden cevabımız 3. Evet arkadaşlar. Şimdi yapmanız gerekenleri bir kez daha yeniliyorum. Öncelikle hocanızın yazdırdığı hocanın kitabı gibi. Oradan mutlaka o notlara ulaşmaya çalışın. Ama... Yazılı notlarımızda sizler için tüm derslerde hem birinci yazılda hem de ikinci yazılda sizlere en yüksek notları yani yüzü aldırmak için hazırladığımız efsanevi eser. Anadolu liselerinde, fen liselerinde, Anadolu imatip liselerinde, sosyal bilimler liselerinde okuyan hocalarımızla tek tek beraber özetleyerek en ince ve en özet ve en mükemmel haline hazırlamaya çalıştık. Bütün derslerde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide çıkabilecek her şeyi birinci dönem Birinci, ikinci yazılı için sizlere hazırladık. Buradan çalışın. Aynı zamanda 10. sınıf Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlarımıza da ödev vermek istiyorum. Burada arkadaşlar öncelikle giriş bölümüyle alakalı testlerimiz var. Bu testler ve test sonra sizler için hazırladığımız özel sorular var. Yani tarama soruları, tekrar soruları ve ÖSM tarzı üniversiteye çıkabilecek sorular. Bir de yazılı sorularımız var. Bunları çözmenizi istiyoruz. Hikaye konusunda ise burada kazanımları verdikten sonra sizlere test sıra bölümündeki testleri, rehber soruları çözmenizi ardından da ardından da arkadaşlar yine buradaki ÖSM tarz soruların ve tekrar sorularının mutlaka çözmesi gerektiğini söylüyoruz. Sakıldığınız sorular olursa karakodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyebilirsiniz yazılı sorularımıza burada hazırladık. Mutlaka Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar buradaki yazılı sorularına provalarını çözsünler. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yazılı notları ve dinamolarla çalıştığınızda zaten yazılılarımızdan en yüksek notları alacağınız eminiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.